Önce biz 1916 mazlumlarını, şehitlerini ziyaret ettik. O dönemde istiklallerini korumak uğruna mücadele veren, katledilen insanların olduğu bir bölge var, bir anıt var. Yine hemen tam karşımızda da 1937, o dönemde Stalin maalesef zulmüne maruz kalan aydınların mezarını simgeleyen bir anıt var. Başta Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov olmak üzere pek çok aydın burada infaz edilmişti ve topluca mezara gömülmüştü. Yine hemen yanı başımızda da Kırgızistan'ın dünyaca ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'un mezarı var. Cengiz Aytmatov çok önemli bir şahsiyet, çok önemli bir isim. Sadece Kırgızistan için değil, bütün Türk dünyasının en önemli marka isimlerinden biridir Cengiz Aytmatov. Eserleri 157 dile çevrilen çok az sayıda nadir yazarlardan biridir. Ve yazmış olduğu eserlerle biraz önce Sayın Müşavirimizin de belirttiği gibi insanların mankurtlaşmasının bir anlamda önüne geçmeye çalışmıştı. Ve bu eserler dünya durdukça da hatırlanacaktır. Çünkü çok dünyanın her tarafında derin izler bırakmıştır. Ülkemizde Türkiye başta olmak üzere. O nedenle Cengiz Aytmatov çok önemli bir isimdir. Cengiz Aytmatov'un isminin yaşatılması Türk edebiyatı açısından, Türk romanı açısından da çok önemlidir. Mezarı başındayız. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bugün esasen buraya gelmemizin en önemli sebebi elbette ki Sarıkamış şehitleri. Malum Sarıkamış harekatının tam 104. yıl dönümü, 104. yılını idrak ediyoruz. 104 yıl önce binlerce askerimiz Enver Paşa komutasındaki, idaresindeki askerlerimiz onun emriyle Sarıkamış, Kars, Ardahan o bölgeleri düşman istilasından kurtarmak, işgalinden kurtarmak amacıyla hareket etmişlerdi bölgeye. Sıcak bölgeden soğuk bölgeye gelmişlerdi. Dolayısıyla bir yandan düşmanla savaştılar, bir yandan da dondurucu soğuklara karşı mücadele verdiler. Sarıkamış Harekatı'nın amacı sadece Kars'ı, Ardahan'ı, Erzurum'u kurtarmak değildi. Sarıkamış Harekatı aynı zamanda da Türkistan coğrafyasına, bizim gönül coğrafyamıza çok önemli bir anahtar olması planlanan, açar olması planlanan bir harekattı. O anlamda bu bölgeyi de yakından ilgilendiren bir harekattır. Türkistan coğrafyasıyla birebir ilgilidir. Çünkü Enver Paşa'nın en büyük hayallerinden, ideallerinden biri zaten oydu. Türkistan coğrafyasının istiklaline kavuşmasıydı. O uğurda da zaten Pamir Dağları'nın eteklerinde, Çagan Tepesi'nde vuruşarak şehit olmuştur. Ermeni bir komutanın idaresindeki düşman kuvvetlerinin açmış olduğu ateş sonucu, kendisi de ateşle cevap vererek vuruşma sırasında şehit düşmüştür. Bu vesileyle gerek Enver Paşa'yı, gerekse Sarıkamış'ta şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi, Çanakkale şehitlerimizi, Trablusgarp şehitlerimizi, Balkan şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Amin.